Merhaba dostlarım. Hoş geldiniz bu meclise. Hak dostum, hak diye girelim söze. Geçmiş zaman olur ki bu kıraathanede yaşananlar hoş bir hatıra olarak kalır ve zamanla unutulur gider. O gün bazı işlerim olduğu için kıraathaneye biraz geç gittiydim. Üzerinize afiyet, grip olmuşum, doktora gittiydim. Neyse efendim, kapıdan içeri girdiğimde bir de ne göreyim? Çanakkale eski mebusu Vecihi Şençavar elinde gırnatı ile döktürüyor. Bizim mebuslar da etrafına toplanmışlar, keyifle Vecihi'yi seyrediyorlar. Kısa fasıl bitince mebuslardan birisi, "Yahu biz neden bir koro oluşturmuyoruz?" demez mi? Bizim adamlar durur mu? Başladılar hurra, tamam tamam diye bağırışmaya. Efendim onlar böyle bağırışmaya devam ede dursun. Durumu Reis Ceyhun Bey'e bildirmek kime düştü dersiniz? Tabii ki bana düştü. Reis Bey'e arayıp durumu arz ettiğimde bana, öğleden sonra geldiğinde durumu ilgili arkadaşlarla müzakere edelim dedi. Bu cevap üzerine bizimkiler başladı kara kara düşünmeye. Falan kemençe çalıyor yaz listeye, falan kanun çalıyor yaz listeye derken efendim, ben liste oluşturmaya devam ediyorum. Elimde padişah fermanı gibi liste oluştu. Bu işin şefliğini de Vecihi Şençalar'ın yapmasında herkes hemfikir olmuştu. Vecihi Bey bendeki listeye elini aldı, şöyle bir göz gezdirdi. Eksik birkaç saz daha var, onları da bulmak lazım dedi. Bu sırada bizim kahveci Temel hemen lafa atıldı. Ben de kemençe çalarım, beni de yazın. Herkes tamam dedi demesine ama bizim Vecihi Bey'in yüzü bir buruştu, bir buruştu ki sormayın gitsin. Vecihi Bey, Temel'den pek az etmezdi, onu pek bir patavatsız bulurdu. Neyse efendim, öğleden sonra reis kıraathaneye geldiğinde müzakereler başladı. Bizim reis uzun boylu, geniş omuzlu, dik duruşlu, heybetli bir adamdı. Her daim siyah takım elbise giyerdi. Neyse, Vecihi Bey kemali edep ile ayağa kalktı, önünü ilikledi. Reis Bey, kıraathanemizde bir koro tesisi için arkadaşlar bendenizi şef sıfatı ile bu göreve uygun gördüler. Siz de münasip görürseniz çalışmalara başlamak isteriz. Reis Bey boğazını temizledikten sonra konuşmaya başladı. Değerli arkadaşlar, sanat bir milleti millet yapan asıl kültür unsurlarından birisidir. Sanatsız bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuştur. Elbette ki böylesine güzide bir topluluğun sanattan ayrı kalması düşünülemezdi. Öncelikle bu fikri ortaya atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ancak sanat ihtisas ister, yetenek ister, duygu ister. Bu histen ve beceriden yoksun kişilere de bu icrayı dinlemek münasip olur. Şimdi Vecihi Bey'in bu işte mahir olduğuna ben de taraftarım. Onun şefliği elbette ki münasiptir. Ancak kurulacak olan bu koro Alaturka mı olacak? Alafranga mı olacak? Alafranga olacaksa sanat musikisi mi icra edecek? Halk musikisi mi icra edecek? Yoksa hafif müzik dediğimiz musiki mi? Bunu da karar vermek lazım. Bizim Temel yine söze atıldı. Efendim, Alafranga bizi bozar. Türkü neyimize yetmiyor? Tabii herkes güldü. Vecihi Bey tekrar söz istedi. Efendim, biz orta yolu takip edeceğiz. Cemiyet üyelerimizden sazendelerimiz çalabildikleri parçaları ister Alafranga, ister Alaturka icra edecekler. Sorun yok dedi. Bu söz bizim Reis Bey'in pek hoşuna gitmedi. Vecihi Bey, kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Sazendelerimiz dediğiniz bu adamlar ne çalarlar? Hangi disiplinle çalarlar? Bunları da bilmek gerekmez mi dedi. Vecihi Bey yine söz aldı. Efendim, musikinin alfabesi notalardır. Notalar ise evrenseldir. Sadece bizim musikimize has bazı bema ve diyezler vardır ki bunlar da makamların oluşumuna yarar. Zannımca bunu da halledebiliriz. Bizim reis arkasına yaslandı, bir müddet düşündü. Peki bu sazendeler kimlerdir? Ne çalıyor bu adamlar?
Vecihi Bey elindeki listeyi Reis Bey'e uzattı. Reis Bey listeyi sesli bir şekilde okumaya başladı. Şef ve klarnet Vecihi, kanun Ali Galip Bey, keman Sezer Cumhur Bey, kemençe Kahveci Temel, bağlama Neşat Türktaş, gitar Soner Bey. İyi de bir ritim saz gerekmiyor mu? Darbukacı falan dedi. Bizim Vecihi Bey kendinden emin bir şekilde cevap verdi. Efendim, onun duyurusunu yaparız. İlla ki birisi çıkar. Eğer müsaade buyurursanız haftada 2 gün çalışmak isteriz. Pazartesi ve çarşamba günleri 10 ile 12 arası bize uygundur. Bizim reis çaresiz boynunu büktü, olur dedi. Neyse efendim, koro oluşumu için gerekli duyurular yapıldı. Ne dersiniz? Bizim mebuslar koro oluşturabilmişler midir? Dinleyelim hikayenin devamını, bakalım oluşturabilmişler mi? Provalar için repertuar çalışmaları başlatıldı. İlk bölüm sanat müzikisi eserlerinden tertip edildi. 10 kadar şarkı seçildi. İkinci bölümde ise 7 türkü ve hafif müzik dediğimiz oranjman tarzı 3 parça söylenecekti. Her şey tamamdı ama hala bir ritim sazcı bulunamamıştı. Benim Vecihi Bey eline aldığı zilli bir tefile çalışmaları idare etmeye çalışıyordu. O kadar farklı sesden çıkan sesler de çok orijinaldi. Hele ki bağlama ve kemençe sesleri öyle farklı geliyordu ki insan ister istemez gülüyordu. Bu curcunalı çalışmalar epey bir süre devam etti. Sonunda bir konser verilmeye karar verildi. Vecihi Bey durumu Reis Bey'e iletti. Reis Bey konser salonu ayarlama işini üstlendi. Gençlik Parkı'ndaki kültür merkezinin salonunu bu iş için ayarladı. Konser günü gittikçe yaklaşıyordu ama hala bir ritim sazcı bulunamamıştı. Bu durum Vecihi Bey'i iyiden iyiye huzursuz etmeye başlamıştı. Reis Bey'i koro çalışmalarına çağırarak durumu ona arz etmeyi düşündü. Reis Bey koro çalışmalarına davet edildi ve Reis Bey eşiyle birlikte koro çalışmalarına katıldı, bizim koroyu izledi. Koro ilk güne göre gerçekten de epey bir mesafe kat etmişti. Reis Bey koroyu çok beğendi, ayakta alkışladı. Bundan istifade ederek Vecihi Bey hemen söz aldı. Efendim, sizin de dediğiniz gibi bu çalışmalarda ritim olmazsa olmaz. Ritim koroda yeksanelik ve birliktelik sağlar. Şarkıların hızını ayarlar. Biz grubumuzdan bir ritim sazcı ayarlayamadık. Zaten haliniz acaba TRT'den bir ritim sazcı ayarlayabilirler mi? Reis Bey birden ciddileşti. Ne münasebet efendim? TRT'den gelen sazendeler para isterler. Bizim sizin aidatlarından başka gelirimiz mi var? Ritim sazı dışarıdan getirmek bize yakışmaz. Hem bu grupta mebusluğundan bu yana sıra kapaklarını çalmakla maruf onlarca adam var. Verin ellerine birer ritim saz. Bakın bakalım nasıl ustalıkla çalacaklar. Bizim reisin karın ağrısı para ödemek falan değildi. Bizim reis mebuslara öyle inanmış, öyle inanmıştı ki onların dışarıdan bir ritim sazcıya ihtiyaçları olmadığını biliyordu. Neyse efendim, Reis Bey ayağa kalktı, bizim izleyicileri şöyle bir süzdü. Aha bak, Ayhan Bey ile Cevdet Bey buradalar. Onlardan hala ritimci mi olur? Hem bu ikisinin mecliste sıra kapakları kırmıştıkları bile var. Böylelikle bu sorun da çözülmüş oldu. Ayhan Bey ile Cevdet Bey gerçekten öyle bir darbuka çalıyorlardı ki görmeyin gitsin. Hele Ankara havalarını öyle bir çalıyorlardı ki bizim şef Vecihi'nin bile ağzı açık kalmıştı. Evet efendiler, bir gırnatadan geldik kocaman bir koroya. Öyle ya, bizim mebusların büyük hayalleri, küçük umutları vardı. Bu hayallerin verdiği umutlarla yola çıktılar, pes etmediler, başardılar. İnsan isterse ama gerçekten isterse yapamayacağı hiçbir şey yok dedirttiler. Bir mecmua kenarına iliştirilmiş olan hikayemizi gücümüzün ve lisanımızın yettiği kadar size nakletmeye çalıştık. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.